Evet, bu bölümde sen ne dersin de Akif Bekir ile birlikte stüdyodayız. Çok ciddi duruyor, korkuyorum böyle bakınca. Yani bir Kendine saatlik yayın yapmışım. çekidüzen vermişsin Yani herhalde. Sen yayındayken evet. bir ihtar geldi. Geldi mi? Bana mı? Bize mi? Yoksa AK Parti sektöre mi? RTÜK Kime? kolları var mı? AK Parti RTÜK kolları başkanı. Bilmiyorum Yok, pardon. Yanlış söyledim. RTÜK başkanı. AK ben. Parti'nin RTÜK kolları yok ama bir RTÜK başkanı var. RTÜK başkanı Ebu Bekir Şahin ayar çekti. Sağlam ayar Öyle çekti. mi? Ama zaten onun görevi o değil mi? Sen şimdi yanlış yere girersin diye en baştan konuşacağımız şeyler var. Altılı masa o bu filan ama ben ne olur ne olmaz. Yani senin Dikkatli ol diyorsun haberin bana. yoktur. Yayındayken Ben oldu. fark etmemiştim, doğru. Bir tweet mi atmış, bir şey olmuş herhalde. Kendini toparla, çekidüzen ver diye söylüyorum. Tamam. Evet, bir değil, bir tweet dizisi. Bir tweet dizisi. Arkadaşlar biri görelim ama dörtten başlarsak Evet, o şey evet. olabilir. Bizim açımızdan sıkıntı olabilir. Epey uzun bir belli ki uyarı ciddi. Ciddiye almamız lazım Çok yani sert, çok sert. sert. Yani bu meseleyi Ayakkabı parlatmanın inceliklerini konuşacağız ama bunun üstüne konuşabiliriz bundan sonra. bundan sonra değil mi? Yani bu meseleye öyle bakmamız lazım. Şimdi Yani bir yok mu? biri arkadaşlar şu anda getiriyorlarmış. Ben Onlar getirene yardımcı kadar olabilirim istiyorsan. Bizim rejiden daha hızlı davranabilirim. Eğer alınmazlarsa. Alınmazlar diye Biliyorsun bir düşünüyorum. kız bana emmi dedi bile alınganlık sebebi olabiliyor. Eğer alınmazlarsa ben okuyorum arkadaşlar. Tamam. Buldun mu sen? Son günlerde Evet. Ha geldi. Buradan okuyabilirsin. Devam. Yok sen devam. Lütfen rica ediyorum. Bak asla olmaz. olmaz. Peki. Son günlerde gündemi bir hayli meşgul eden özel bir haber kanalının üstüne gitmesiyle ve bizim yakın takibimizle Rütük de yakın takip etmiş. Yalan haber olduğu ortaya çıkan annem karne hediyesi olarak et aldığı haberinin yalan ve kurmacı olduğu anlaşıldı. Bir kere Türkçe ile ilgili bir problem vardı, ona girmiyorum ben. Onu da geçtim. Ben Girmeyelim değil mi? söyleyeceklerim var. Bir yalan ve kurmacı olduğu falan da anlaşılmış değil yani. Bir şey anlaşıldı. Muhabir bir sınırı geçmiş ama tam olarak o bu değil. Yani etle karnı arasında hiç var olmayan bir ilişkiyi muhabir sıfırdan hayal gücüyle uydurarak kurmuş değil. O ham görüntü bize onu anlatmıyor. Tam olarak öyle değil ama Değil. senle biraz orada hani nüans var aramızda. Bakışta da Var. farklılıklar var. Benden ayrıldığın yerler Evet, olabilir ama ayrıldığım yerler var. demek istediğim şu bir cümleyle açayım. Yani anne ve o çocuğu muhabir ayarlayıp ayartıp ellerine de karneyi tutuşturup şöyle bir şey çekelim diye kasaba getirerek orada mizansen Yapmıyorlar. yapmış Hayır. değil. Kasaba karneyle gelmiş bir anne ve çocuk var. Ham görüntünün başında anne akşama et yemeği yeneceğini karne hediyesi olarak söylüyor, ağzıyla doğruluyor. Bunu çarpıcı hale getirmek için muhabir sınırı zorlamış, bunu çocuğa söyletiyor. Evet. Yani çocuğa şöyle der Karne misin hediyesi diyor. olarak et aldı der misin Der diyor. misin diyor. Yoksa hiç anneyle çocuğun karne ve etle alakası Ama yokken oradaki tabloda şeyi koymuyor ortaya. Yani ete ulaşamayan bir ailenin karne iyi geldiği için çocuğuna et aldığı hikayesini doğrulayan bir şey de değil. Şöyle, zaten düzeltme haberlerinde Anne ve Kasaba Sabah gazetesi ulaşıp düzelttirmişti. Karne ile etin ilişkisini yalanlamıyorlar. Tabii. Sadece ete ulaşma sıkıntısı olmayan her ay diyor kasap, her ay komşumuz bunlar gelir et ve tavuklarını alırlar. Durumunda olan bir aile söz konusu. Evi arabası var, hali vakti yerinde her ay geliyor. Biz onun üstüne de konuşmuştuk. Ay başından ay başına maaş alınınca geliyor gibi görünüyor. Gene de Neyse kasaba tamam ha. gidebiliyor. Zaten muhabir de esasen et alamayan aile karne hediyesi olarak çocuğa bayram ettirmek için bayram kutlar gibi et almaya geldi haberi yapmıyor. Başka bir haberin içine O, o, sistem o, olarak o, o bunu koyuyor. cümleden biraz öyle bir şey çıktı ya. 3 kalem et, 3 kalem pirzola. Karne hediyesi olarak 3 kalem pirzola deyince mesele zaten Kasap söylüyor Tabii ağzıyla. o söylüyor. Kasaba Karne. onu da muhabir söyletmiyor ham Söyletmiyor. görüntüde. Evet. Muhabir söyletmiyor. Doğru. Kasap kendi ağzıyla diyor Yani ki 3 kalem pirzola da abisinden, kasap abisinden hediye o diyor. haberden çıkan sonuçla o haberle verilen mesajla haberin kendisi arasında büyük mesafe vardı. Yani bunu gördük. Neyse, orada bir bakışımızda farklılık var ama ben Yani anlıyorum. yalan ve kurmaca muhabirin tavrını konuşabiliriz Yavuz. Evet. Bazen şöyle şeyler olmuyor mu? Sen bir yerde bir durum var, bir iyilik. Yani anneyi kasabın dışında, kapısında yakalasaydı muhabir ve konuşsaydı
Anlasaydı ki anne gelmiş, hiç et alamayan bir anne, çocuğuna karne hediyesi olarak almış. Farz-ı muhal, bundan ayrı söylüyorum. Bunu bir içeride çekebilir miyiz diye onları içeri alsaydı, daha mı görüntülerde bunu görseydik. Onlara şimdi alır mısınız eti, sen de şimdi şunu der misin deseydi. Yalan ve kurmaca mı olacaktı? Hayır. Olmayan yalan ve kurmaca şu demek. Etle karnenin hiç ilişkisi yok. Bunu sıfırdan hayal mahsulü olarak muhabir kurguladı, uydurdu ve bunlara mizansen olarak yaptırdı ve çekti. Öyle değil olay yani, o değil. Annem karne hediyesi olarak bana et aldı der misin cümlesi ve çocuğun sonra ben et sevmiyorum cümlesi halkı kasetten görüyoruz yani. Çünkü muhabir doğaçlama olduğu için bu da mizansen olmadığını gösteriyor. Muhabir bilmiyor, anne tavuk almaya gelmiş, düzeltmelerde görüyoruz onu, sabaha evet. Konuşmuşlar ya. Anne tavuk almaya geliyor. Çocuk tavuk yiyor ama et yemiyor. Kasap da diyor ki ben de kasap abisi olarak eti sever diye diyor. Eti belki sevmeye başlar diye ben de pirzola hediye ettim diyor. Şimdi anne akşama et yemeği var deyince röportajın başında muhabir de zannediyor ki tavuktan haberi yok. Eti soruyor. Oysa çocuğa tavuk alınmış. Ailen kasap abisi de pirzola hediye etmiş. Yani doğaçlama olmasından kaynaklanan, kurgulu, planlanmış, mizansel olmamasından doğan bir orada sonra, iletişim sonra, kazası var. Tabii sonra ortaya çıkan tablo ete ulaşamayan bir aile hani sadece karne hediyesi olarak et sanki çocuğuna yedirebiliyormuş gibi bir tablo oluşum. Onun üzerinden de yoğun eleştiri olunca mesele başka bir yerlere gitti yani. Burada da Ebubekir Şahin'in sen anladım şeye haberin yalan ve kurmacı olduğu anlaşıldı. Cümlesine itiraz ediyorsun. Kurmaca değil. Zaten orada bu meselelerin kurmaca olmadığını muhabir sıfırdan kurmuş olmayan bir şeyi mizansenle gidip canlandırma yaparak çekmiş değil. Peki ikinciyi alalım. Hemen devam edelim arkadaşlar. Peki bu haberi kaynak gösterip ana haberlerine taşıyan, aynı yalan habere ve dezenformasyona ortak olan yayıncılar ne olacak? Yani televizyonlar. Yani biz, yani sen. Biz biraz daha mesafeli yaklaştık meseleye ama yalan haberi manşetlerine taşıyıp hükümete olmadık hakaretler eden gazeteler ne olacak? Bence, Rütük Başkanı. Bence dizlerinin üstünde sürünerek Rütük'ün kapısına gelip özür dilesinler. Rütük Başkanı kabul olur mu? Gazeteler. Bilmiyorum ki olur mu acaba? Dizlerinin üstünde sürünerek gelseler. Rütük Başkanı gazetelere de gazetelere de sövüyor. O bir şey değil. Ama orada da kalmıyor. Rütük'e bağlı gazetelerde değil mi? O Rütük denetliyor. Orada kalmıyor. Evet. Yine bu yalan habere mal bulmuş muhalebi gibi atlayıp siyasi iktidara yönelik haksız ithamlarda bulunan siyasetçilerin ve sosyal medya kalemşörlerin durumu ne olacak diyor. Yani Twitter'da tweet atanlara da hesap soruyor. Ona da soruyor. Siyasetçilere de, muhalefete de kızgın. Devam edelim. 4. Yalan haberin malzemesi yapılan ailenin ve çocuğumuzun mağduriyeti, travması nasıl giderilecek? Çocuk istismarını kimler görmezden gelebilir diyor. Yazık, çok yazık. Doğru ve güvenilir habercilik bu mudur? Yalan haber ve dezenformasyonla ne kadar mücadele etsek az. Rütük bundan böyle önce olduğu gibi bundan sonra da üstüne düşen görevi layıkıyla yapmaya devam edecektir. Tabii diyor. Çünkü bu görev ve yetki alanına giriyor. Bundan sonra gazetelere de ceza kessin. Muhalefetçi. Yazan gazetecilere de, köşesinde yazan yorumculara da, Twitter'da tweet atan, bunu Twitter'da sosyal paylaşanlara da bence üstüne düşen yapsın. Görevi yapsın. Ve meclisteki siyasetçilere. Onlara da müdahale etsin. Altılı masa düzeltmede kasapla babası öyle diyordu ya. Altılı masa bizi rezil etti. Bunlar mı yönetecek ülkeyi? Bir ülkeyi bir reis yönetir. Bunlar bir de altı reis çıkarmaya çalışıyor diye. Bunun bir cezası olmalı. Tabii. Kim uygulayacak cezayı, kim kesecek? Kasap trafik kesin. Polisi değil. Kasap bütün kesin. Kesecek. Kasap kesin. O da iyi olur. O da rahat. Bütün kesecek bunu. Tabii. Böyle tuhaf bir durumla karşı karşıyayız. Rütük başkanı mı yoksa Rütük, AK Parti? Rütük kolları olsa, onun başkanı olsa. AK Parti halkla ilişkiler. Bu dil olur. Bu daire başkanı mı? Bu siyasi propaganda dili çünkü. Tabii. Bu siyasi propaganda dili. Rütük'ün ve başkanının. Bulduk yüklenelim. Şey böyle bu. Bir hak, görev ve yetkisi yok. Yani gazetecilere, siyasetçilere cevap vermek gibi. Onun muhatabı iktidar. Verir zaten AK Parti. Zaten veriyor. Veriyor. Medyası. Medyada da zaten büyük tartışma var. Yürüyor zaten. Medyası oradan. Veriyor zaten cevabını. Evet. Muhabir sana ne oluyor diyorsun? Muhabir de işten atıldı. Ya daha ne yapasın yani? Ya bugün bir yerde gördüm. Ama daha ne yapasın? Belki yeterli görmemiş olabilir o cezayı. Mesela muhabirin cezaevine konulabilir.
Kesmemiş demek ki. Kesmemiş. Ne bileyim, bu haberi veren gazeteler, televizyonlar nasıl nedamet getirecekler halk, bilmiyorum. Bu halk düşmanı gazeteciler ve siyasetçiler ve aydınlar zaten cezalandırılıyor aslında. Belki bu konuda eksik bilgilendirme yapılmış olabilir TÜTÜK Başkanı'na. Ben de buradan, yoksa kendilerine hak veriyorum. Tabii. Yani kendilerine hak veriyorum. Kahrolsun iktidara siyaseten saldıranlar, dediği gibi iktidara siyaseten saldıranlar. Yaşasın halkın iktidarı. Zaten halkın iktidarı, halkçılık adına. Halk düşmanı aydınlara, siyasetçilere, gazetecilere gerekeni yapıyor. Ne yapıyor mesela? Geçen program burada konuştuk Yavuz. 10 yılda, son 10 yılda 2013'ten bu tarafa profesörün, memurun, uzmanın, doktorun maaşları asgari ücretin yarısı kadar ya artmış ya artmamış. Evet. Asgari ücretin işte 6 kat arttıysa yarısı 3 kat artmış. 3 kat civarında %40 %44 yani oranında. Asgari ücretleri yaklaştırmışlar. Tabii. Doktora akademisyene. %40-45 oranında asgari ücretin asgari ücretle kıyasla eskiden 10 sene önceki durumuna göre gerilemiş. Memurun, doktorun, araştırma görevlisinin, profesörün, hatta biz yayında bunu konuşurken veli paylaşan, bize Twitter'dan bir izleyicimizin demesine göre kamuda çalışan mühendisin ciddi bir şekilde gerilemiş. Mühendislerin şu anda çok ciddi problemleri var kamuda. Bu bana şeyi hatırlattı Yavuz. İntikam tanrıçası Nemesis var. Körün hakkını görenden alıyor. Mutsuzun hakkını mutludan alıyor. Bahtsızın hakkını bahtlıdan alıyor. Yeteneksizin hakkını yetenekliden alıyor. Bilmeyen, adalet sağlıyor. Bilmeyenin hakkını bilenden alıyor. Evet. Adalet sağlıyor ama nasıl? Mutsuzu da mutlu yaparak, yeteneksizi de yetenekli yaparak ya da bahtsızı da bahtlı yaparak değil. Yavuz, körün de gözünü açarak değil. Nasıl yapıyor? Göreni de kör ederek, mutluyu da mutsuz ederek, bahtlıyı da bahtsız ederek, yetenekliyi de yeteneksiz ederek. Aslında yani adalet sonuçta. Ya, ona bak yani, kötüyle birleşmek iyi de, illa iyi de mi olacak yani bütün şey adalet? İyi yani, de buluşturarak mı olacak? Yani tamam bunlar halkına yabancılaşmış, batının etki ajanı olmuş, halk düşmanı aydınlar, bunlara zaten sayıları da az, bir oyları bir şey tutmuyor, gözden çıkarabilirsin. Şimdi bunları dolara karşı koruyacak değil, dolara karşı profesörün maaşı %50'den fazla erimiş son 10 yılda. Kerim Rota'nın analizini evet, burada konuşmuştuk Gelecek Parti'yle. Ya asgari ücrettirin ki %25 reel olarak erimiş. Ya iki katından fazla erimiş profesörün maaşı dolara kadar. Olay. Niye? Korunmamış çünkü asgari ücreti korunduğu gibi. Niye? Asgari ücretlinin oyu daha fazla. Evet. Şeyin o kadar oyu yok. Oy veriyor. Profesörlerin o kadar sayısı herkes yok. Bir oy veriyor. Tabii. Yani. Herkes bir oy veriyor. Böyle olunca halk, enflasyona kime ezdirmiyorsun ya da kura, dolara? Sadece asgari ücretli ezdirmesen yeter. Gerisini sal gitsin. Emekli bile. Sen emekli bile düş, biliyorsun. O da nerede yani yarısından biraz daha az artmış asgari ücretin. Artış hızı yarısına emekli, yaklaşıyor. Emekli son 15 yılda asgari ücretin 3.8'di yanılmıyorsam katı en düşük emekli maaşı. Şimdi en düşük emekli maaşı asgari ücretin yarısı kadar. Evet. Hemen hemen yani. Bu, emekliye de böyle pek fazla bir şey yok. Bu şey tabii emekli de o durumda. Bu neyin hikayesine benziyor? Kambura sormuşlar ya. Kamburun mu düzelsin? Herkes mi kambur olsun, herkes kambur olsun demiş. Yani sanki mesela okumamışa soruyorsun, alaylıya soruyorsun. Ya mektepler de bir senin gelir seviyene insin. Yoksa sen de mi mekteplerin gelir seviyesine çıkmak istersin? O da diyor ki ya mektepler benim gelsin gelir de bir görsünler insin. Bakalım nasıl. Görenler de kör olsun, mutlular da mutsuz olsun. İntikam hazlı yaşatmak ister sen gibi Ebu Bekir'den, bir halk düşmanlığı. Ebu Bekir'den çıktın yani ceza zaten veriliyor diyorsun değil mi burada yani? Ha şuna geldim. Zaten ceza yani. Zaten bak halk adına, halkın iktidarı, halk düşmanı olarak mimlediği ve hedefleştirdiği aydınlara, okumuşlara zaten mutlu azınlığa bir savaş veriyor. Onlar halk düşmanı olduğu için, yoksa iktidar aydın düşmanlığı adına bunu yapmıyor. Aydın tabii düşmanlığı olsun diye haşa yapmıyor bunu. Evet. Bu savaşta zaten sonuç almış. Onu diyorum yani cezaya bak. Ya daha ne yapacaksın? Daha ne yapsın? Daha ne yapacaksın? Ama müstahaklarını bulmuşlar. Ama herkes rahat olsun. Yani okumuş adam mesela bilenle bilmeyen hiçbir olur mu diyor ya. Deniyor ya. Ya peki Yavuz, yani bilenle bilmeyenin
maaşı da biri olmayacak anlamına mı gelir bu? Eşitlenmiş onlar. Asgari ücretle eşitlenmeye doğru gidiyorlar. yani herkes kambura çevriliyor. Halk bununla tatmin edilecekse ne âlâ. Halk adına halk düşmanlığıyla suçlanan, düşmanlık yapılan, nefret körüklenen aydınlara, okumuşlara kaybettiriliyor. Ciddi kaybettirilmiş son 10 yılda. Halka ne kazandırılmış diye baksan, o para halka da gitmemiş. Oradan alınan buraya da verilmemiş. Nereden biliyoruz? 2013'ten bu tarafa, o zaman 12.500 dolara kadar çıkan kişi başına milli gelir, o günden bu tarafa düzenli olarak gerilemiş. Yani halka da yaramamış o. Toplumun gelişmesine, maddi manevi gelişimine katkıları birmiş gibi gelirleri de eşit dersen o toplum bir şey kazanmıyormuş demek ki. Ama bunu, bu işte bir siyasi propaganda böyle yapılmıyor. Benim en böyle rahatsız eden beni genelde genelde de demeyeyim de yani belli kesimlerde ya işte eskiden daha kötüydü, şimdi sen işte niye kahve içiyorsun bilmem nerede, niye o restorana gidiyorsun ki, gitme o zaman, yoksa işte bilmem niye o arabaya biniyorsun, adam mesela ne bileyim 15 yaşında arabaya biniyor, herkesin evinin önünde araba var, işte niye tatile gidiyorsun, niye o telefonu taşıyorsun, niye o telefonu taşıyorsun? Telefon ya yani. iyinin sana yakışmadığını düşünen bir mantık var, zengin düşmanlığı, daha refah düşmanlığı, daha güzel yaşamak, sen de yani ben de öyle istiyorum, öyle olmak istiyorum, güzel bir cihaz taşımak istiyorum çünkü her şeyi buradan yapıyorum artık, hayat buradan yürüyor demiyor. Ben buna niye ulaşamıyorum da demiyor. Sen niye taşıyorsun diyor. Niye arabası var diyor herkesin. Ya sen benim niye yok diye sorgulasana kardeşim. Ya kardeşim benim de kamburum olmasın diye. Yani ben de bir düzeneyim diye. Ben de zengin yaşayayım. Ben de müreffeh yaşayayım. Buradaki çarpıklık burada aslında. Yani insanlar da böyle bir hani aşağıda buluşma ama arzusu inanılmaz bir biçimde. Onları zehirleyenler popülist siyasetçiler ama. Tabii. Halk dal kavukluğu deniyor popülizme biliyorsun. Şimdi popülist siyasetçiler halka bu refahı yayamayınca, yani herkesi oraya çıkaramayınca, oraya çıkanları hedefleştirerek onu şeytanlaştırıyor zaten. Dolduruyor, tamam. Halkı dolduruyor, nefretle dolduruyor. Nefretle düşmanlığı körüklüyor onlara karşı. Böylece zenginlik, aydın olmak, okumuş olmak, yetenekli olmak, profesör olmak kötü bir şeye dönüşüyor. Diyorsun ki bir de düşünceye koyduğun yasaklarla ve baskılarla zaten halka ulaşmalarını da sen engelliyorsun. Niye? Bunlar aydın ihaneti içinde. Bunlar tabii, hain. Aydın. Halka yabancı. Bunlara serbest mi bırakacaksın halkı zehirlesinler? Bunlar onun bunun adamı. Batı'nın etki ajanı. O zaman bunlara yasak da koyuyorsun. Halkla aralarına bariyer çekiyorsun. Sonra halka yabancılaşmakla da suçluyorsun. Sonra da dönüyorsun diyorsun ki çünkü halk oy olarak sayıca daha kalabalık. Kalabalıklara dönüyorsun diyorsun ki. Yani bu mutlu, kalabalıklar fakir. Bu mutlu, müreffeh, yetenekli, okumuş profesör azınlık var ya, bunlar halk düşmanı. Aydın düşmanlığını körüklüyorsun. Bunlar halk düşmanı diyorsun. Senin intikamını alacağım onlardan. Burunlarını sürtüyorsun. Nilay, dünden bir röportaj vardı, sokak röportajı. Onu da bir hazır ederseniz tam olayın üzerine onu da verebiliriz. Burunlarını sürtüyorsun. Nemesis gibi yani. Bir farkı yok. Eşitliği yoklukta, onları da oradan indirerek, onları da mutsuz ederek sağlıyorsun. Sen mutsuz dediğin çoğunluğu mutlu etmeye bakacağına, mutluluk azınlık diye suçladıklarını da mutsuz ederek eşitlik sağlamaya çalışıyorsun. Bunun kimseye bir faydası yok ki. Yani onlara kaybettirdiğine halka, kalabalıklara kazandırmış olmuyorsun ki. Ama bunu işte onu anlatmak da zor oluyor. O yanılsama yüzünden halk İntikam hazzıyla kızması gereken şeyi karıştırıyor aslında. İntikam hazzıyla avutuluyor. Şimdi bak halkta. Bir tane röportaj var. Akif bunu planlamamıştık ama dün biz veremedik de bunu. Sokakta bir duyarsızlık da söz konusu. Bir izle, muhtemelen görmüşsündür. Bir de profesör olacak bir isim konuşuyor. Yok. Bir de profesör olacak. Yok, o değil. O değil. Bir hanımefendinin çocuğuna mont alamamış bir babayla diyaloğu söz konusu. Bir bakalım ona. Ve geçinemiyoruz diyenleri izleyin. Bunların hepsi mağazalara girin, mağazalarda sıra yok, yer yok. Nasıl geçinemiyoruz onu anlamıyorum ben. Evet, bakın. Bakın ben de onların içindeyim. Ben de onların mağazalardan çıkıyoruz. Biz de mağazadan çıktık ama ihtiyaç olmasa çıkmayız. Peki bir şey diyeceğim. İhtiyaç diyorsunuz bak, ya. Bak bu çocuk incecik montla dolaşıyor. O çocuk daracık montla dolaşıyor. Almasam ne yapacağım? Nasıl alacağım? Ha bak ne güzel söyledi. Mecbur alacağım. Ya seve seve ya seve seve. Bak incecik montla dolaştırıyorum.
Biz bak incecik incecik. Biz yetinmiyoruz artık. Yetinmiyoruz. Biz ne istiyoruz biliyor musunuz? Yok yok biz yok. Artık o kadar imkanlarımız iyi ki ağzımıza yok, kadar sunuldu. Biz artık daha çokunu istiyoruz. Ama bunlara bak, ben de dahilim bu arada. Bak ben ne diyorum? Ben ne diyorum bak? Ben milletin montunu giyiyor. Ben kendime parayla almıyor. Ben çok etkilendim bunu izleyince. Dün de aslında yeri geldiğinde verelim istemiştik. Süreyi ayarlayamadık. Bir şey var böyle. Bir hani yabancılaşma da var. İhtiyacı olana, geçinemiyorum diyene. Bunu hep bir politik algılama. Bak bütün dükkanlar dolu diyor. Sadece Aydın yabancılaşır. Değil mi? Neyse, yabancılaşma. Yani, sadece Aydın. Bütün şeyler dolu. Bak herkes alışmış. Bir de diyor geçinemiyoruz diyorlar. Hepsi dolu. Ya adam gelmiş çocuğunun derdini anlatıyor. Ona bile biz yetinmiyoruz diyor. Ya çocuğunun derdini anlatıyor. Bu nasıl bir adam, bakış açısı yani? Adam ben kendime çocuğuma bu ucuz... Ben başkasının montunu giyiyorum diyor adam yani. Bu ince kabanı giydirebilmek için ben kendim para vermeden başkasının kullanılmış montunu alıp giyiyorum diyor. Yani ama yetinmiyoruz diyor. Yetinmiyoruz yani biz ya. Kolunda da mesela marka şeyi var. Biz fani olana. Marka çanta var. Biz fani olana talip olalım. Değil mi? Bak biz fani olana böyle gelip geçici şeylere yönelmeyelim. Biz kalıcı olanla, pardon fani dedim fani az önce, baki olana talip olalım. Ha. Onunla ilgilenelim. Böyle diyen iktidar sözcüleri var. Cumhurbaşkanlığı sözcüsü ya, var biliyorsun. Tabii canım zaten işte ne bileyim işi şey bir hayvan kestiriyorum ucuza geliyor diyenini de gördüm. Ben bütün getiriyorum. Bütün getiriyorum. Kasaptan alırsan pahalı. Pahalıya geliyor. 2 kilo domates yerine 1 kilo yersen ölür müsün diyenini de gördük. Ama halka yabancılaşan kim? Ya şeyler aydınlar. Bir de profesör olacak. Bir de profesör olacak. Halkı bilmiyor, tanımıyor, bir şeyden anlamıyor, hiçbir şeyde kapmıyor zaten. Bir de profesör olacak. Yoksa başka herkes şeyi biliyor, aydın düşmanlığı yapmıyorlar. Onlar halkın içinden, halkın iktidarı. Bu sebeple halkçılık yapan halkın iktidarı bu uğurda aydınlarla, okumuşlarla savaşan, seçkincilerle, elitlerle ve elitistlerle savaşan halkın iktidarı 2019 seçim yenilgisinden beri halkın içine kılık kıyafet değiştirerek halktan görünmek için tebdili kıyafetle ekip çıkardığını söylemiştir. Ekip çıkarıyor. Partililerin kendi halktan görünüşünde de biraz halk yabancılık çekmeden rahat konuşsun diye tebdili kıyafetle çıkıyoruz biz. Halk kılığında halkın iktidarı. Halk kılığında ekip çıkarıyor halkın içine. Ama yabancılaşan aydınlar, o aydınlar var ya, bunu söylemek asla aydın düşmanlığı değil. Öyle okumuş düşmanlığı falan değil. Bir de profesör olacak. Batı'nın etki ajanı hainler. Aydın ihaneti içindeler. Ama sen tabii şimdi ki tabii, bunları sürtecek. Sen şimdi bu bardağın dolu tarafını görmüyorsun diye düşünüyorum. Şimdi tamam. Ben hayır, sana katılmıyorum. Bu programda onu yapmamız lazım zaten. Ayakkabı parlatmanın inceliklerini konuşmamız lazım. Tabii. Önemli bir iş o. Önemli bir iş. Onun üzerine yarım saat program yapabiliriz. Benim biz. Yetkim, hakkım, sınırım demeden, var gücünle, yettiği kadar ölüm kalım meselesi gibi parlatacaksın ayakkabıyı. Öyle ya, benim yetkim, hakkım değil. Bir memuriyet görevi yapıyorum. Meclisteki siyasetçiye karışamam. Onun iktidara eleştirisine iktidar cevap veriyor. Beni ilgilendirmez o. Ya da gazeteler bana bağlı değil diyemezsin. Öyle. Sağına ya. Soluna bakmadan dalacaksın. O şey, yani sözü ben ayakkabı parlatma deyince ordu milletvekiline getireceksin zannettim. Nereden geliyor böyle şeyler senin? Niye öyle? O parlat çıkmıyor ki desene. Parlat ki, çıkmıyor ki aklımdan. Parlat ki şey o eylem daha rahat olsun falan mı diyeceğim dedim. Nasıl? Yani ayakkabısını yalamak lazım mı demişti. Elle yalamak lazım diye de bir acayip bir ifade kullandı. Şimdi bir açıklama yaptı. Açıklaması düzeltti. Bence yaptığı şeyden daha berbattı. Ama sürçülisan belli ki yalamak değil kastetti. Yani dille parlatmaktan bahsetmiyor. Fırçayla parlatmayı kastediyordu. Fırçaya ne? Yani Tayyip abimizin ayakkabısını parlatmamız lazım diyeceği yerde yalamamız lazım. Demiş oldu. Elimizle parlatma, yalamamız lazım yani deyince. Yani cila ve fırçayla allayıp kullanmamız bizim lazım. Bizim buralarda kullanılır dedi ama demek o sürçülisan da demedi. Bizim buralarda kullanılan bir dildir dedi o. Öyle mi? Ben kısa açıklamasını diyor yazılı. Tabii. Orada öyle demiyor. Yok. Ben diyor sürçülisan ettim öyle bizim mi? Orada yaşayan insanlar bilir dedi. Kim cevap verdi ona? Ordu milletvekili Cemal Enginyurt. O senin nerede olduğunu bilmiyorum ama bizim oralarda kullanılmıyor dedi yani. Böyle bir şey, peki böyle bir şey kullanmak diye bir şey yok, ya. Yok diye. Ya şeytana papucu ters giydirmek var. Ondan sonra papucu dama atılmak var.
Papucu, dili papuç gibi olmak var. dili papuç gibi sarkmak var öyle. Ama ben şeyi bilmiyorum. Yalama, ya şeyde Cemal Engin da o yöreyi biliyor bildiğim kadarıyla biraz. Bilir, oralı zaten o da. Yani biraz da oralı. Geziyordur herhalde, siyasetçi bildiğim kadarıyla. Köyleri falan. Öyle mi tanıyorsun öyle, kendisini? Öyle tanıyorum, bilmiyorum. Orada pek kullanılmadığını söyledi. Orduların itiraz etmesi lazımdı belki ona. Zaten Cemal Engin da onun adına etmiş olabilir. Ama sen görüyorum bir şeyin var. Böyle bir bardağı boş tarafından bakma halsen. Dolu tarafından bak. Bak, ülkenin Hazine Bakanı açıklama yapıyor. Gözlerin daha ışıl ışıl oldu diyor yani. Ela gözlerinde menevişler var. Hiç durmuyor. O şarkı sürekli dönüyor. Yani bana öyle söylüyorlar ama benim gözlerim diyor daha fazla ışıldar hale geldi diyor. Ortaya çıkan. Bir şu Rusya Savaşı olmasaydı diyor. Siz o zaman görecektiniz. Siz o zaman görecektiniz. Ama gene de bak, Rusya Savaşı'na rağmen Yavuz, rica ederim, asıl bence vurucun o şeyini kaçırmışsın. Kaçırmış mıyım? Biz diyor, ben göremiyorum burada. Söyle. Sen okuyabilir misin ifadeyi? Ya da şuradan, ha buldum. Ha. Kesinlikle TÜİK'e baskı yapmıyoruz. Evet. Eleştiriler haksız. Dünyanın en şeffaf verileri bizim ülkemizde. Şüphemiz mi vardı çok ondan? Mütevazı, çok mütevazı bir yaklaşım değil. Dünyanın en şeffaf tabii. Abi kainatın. Kainat. Dünyadan büyük kainat var. Deveden büyük fil var. Şimdi, yani niye kainatın demiyorsun? Sen şimdi Avrupa'nın bilmem işte ikinci büyük havaalanı, dünyanın üçüncü büyük bilmem nesi, işte Orta Doğu'nun en büyük binası, bilmem nelerin en büyük şeyi falan dersen doğal olarak TÜİK içinde ne diyeceksin? Dünyanın dünyanın demeyeceksin da, işte. Bence kainatın diyeceksin. Evet. Çünkü tamam, olacaksan, şampiyon olacaksan dünya şampiyonu ol. Birinciliğe oynayacaksan dünya birinciliğine oyna. Eyvallah, fakat dünyadan büyük kainat var. Tabii. Artık büyük gibi güzide bir kuruluşumuzun bir da üst hakkı devras, bu. Artık bir üst devra sıçramayacak mıyız şahlanmaya başlamışken? TÜİK gibi güzide bir kuruluşumuz, onu yani biraz aşağıya indirmiş olur diyorsun. Çok doğru. Yani, bence öyle. Aynen, şöyle bir şeyler oldu ama onları da çok fazla takmamak lazım. TÜİK mesela son dönemde bir takım fiyat artışlarının ölçtüğü ürünlerin nasıl tespit edildiğini, onların fiyat hareketlerini yayınlamaktan vazgeçti ama olsun. O çok önemli değil. Yani mesela bu işi kontrol edenler o enflasyon rakamları nasıl buldu diye TÜİK'in ay başında üçünde açıkladığı rapora bakanlar o fiyatların nereden nereye geldiğini göremiyorlar. Grup halinde görebiliyorlar. Olsun, tek tek mesela et, süt, şu bu falan diye bakılamıyor ama olsun. Yine de en şeffaf. Yani en şeffaf. Bu sözleri nerede sarf ettiğini biliyorsun mecliste. Değil mi? Mecliste AK Parti kapatma grup toplantısında evet. Milletvekillerine ekonominin son durumunu anlatırken. İşte orada söylüyor zaten, gözlerim bu rakamlarla bundan sonra daha fazla ışıl ışıl olacak diye. Güzel, o şu demek. Yani şimdi sen dünya şampiyonluğuna oynarsan bu dalda da, şeffaflıkta da, orada da herhalde Orta Doğu ve en Balkanların en ışıltılı gözlerine sahip olmaya oynamazsın. Neye oynayacaksın? Öyle bir iki tane yıldız kaymış, onun ışıltısı, parıltısı yansımış. Olmaz. Yıldız yağmuruna oynayacaksın böyle. Gözünde yıldızlar yağacak. Yavuz, öyle ama bir iki yıldız kaymasıyla o ışıltıyı yakalayamazsın. Ama beni çok ikna edici buldum ben bunu. Bir şey daha söylüyor. Buyursun. Bence de üç şey söylüyor. Hı-hı. Üçüncüsü de şu, oradan sızan bilgiler bunlar arkadaşlar, iktidar medyası ve başka mecralara, onu söyleyelim. Evet. Üçüncü önemli açıklaması da şu olmuş. Diyor ki, enflasyondan, enflasyon inerken pardon, marketlerde pahalılık fiyat artışları devam ediyor şikayetlerine cevaben milletvekillerine diyor ki, yani iyi haberler geliyor işte, gözlerimdeki ışıltı daha da artacak. Bu arada fiyatlardan dolayı marketleri de suçlamayın. Depoculukla stokçuluk ayrı şeyler diyor. Yani siz... Bunu açıkla söylese bir bize çünkü görüşsek bütün iyi olmaz kış, mı? Diyor ki bütün kış size satacağı şeyleri marketler depolarına koymuşlar. Koymayıp nasıl tedarik edip de satacak sana? Soğan mesela. Hasat etmiş patates. Sana bütün kış satacak. Deposunda duracak o. Bu stokçuluk değil diyor. Milletvekillerinin bu yöndeki eleştirilerine. Çünkü iktidarın böyle bir propagandası var. İktidar diyor ki bu fiyatları stokçular artıyor. Yağlar depolarda duruyor. İşte şeylerde yağ yok stokçular falan. Stokçular artıyor. Hangi stokçular? Bunlar iktidara gıda darbesi düzenlemeye kalkan. Bunlar market teröristliği yapan, fırsatçı, vurguncu, soğan patates çeteleri. Evet.
Değil mi? Biz baskına uğramışlardı. Biz 2018'den beri onlarla mücadele ediyoruz. Milletvekilleri de buna inanmış, bunu satın almış. Haklı olarak diyor ki, iyi de diyor, bunun enflasyon indiği halde adam yeni almadığı deposunda duran malı hala fiyat arttırarak satıyor diyor. İyi de alıp yerine koyacak. Bakan da diyor ki, onlara stokçu demeyelim. Nasıl da o laf? Stokçu demeyelim. Hani et demeyelim, tablet diyelim gibi. Stokçu demeyelim, depocu diyelim onlara diyor. Oraya müdahale edemeyiz diyor. Marketlerde serbest ekonomik koşulları etkili. Depoculuk farklı, stokçuluk farklı. Marketlerde kendi arzularıyla fiyatları düşürenler de var. Depoculuk farklı çünkü market kışın satmak için elmaları depoda tutabilir diyor. Yani kışın satmak için ne yapacak adam? RTÜK Başkanı'ndan şöyle bir açıklama gelebilir o zaman Yavuz. Bu açıklamalar ışığında, Bakan Nebati'nin bu aydınlatması ışığında şöyle diyebilir. Ey üç harfli marketleri düşman, hain, vurguncu, darbeci, çete, terörist ilan eden kalemşorlar, mal bulmuş bağribi gibi bu hezeyanların üstüne atlayan gazeteler, siyasetçiler, yayıncılar. Özür, ne olacak şimdi, özür dilemeyecek misiniz? Bence onlar da dizlerinin üstünde sürünerek bütün kapsülünle özür dilesinler. Biz ettik sen etme, affeyle desinler. Tabii öyle geniş bir ekip var bildiğim kadarıyla, değil mi? Son 6 aydır falan enflasyon bütün sorumluluğu üstlerine yüklenmiş bir grup var. Hem de geniş bir medya platformu tarafından onlar. Hatta 2018'den beri öyle ya. Bütün olumsuzluklar fiyatlarla ya, ilgili. Arkadaş soğan patates çetelerinin tabii, depoları tabii. Basılmadı mı? Ama ya? Sen bu şu röportajda gelip bunu mu buldun? Allah'ını seversen ya. Şu, bak beni asıl geleceğe dair umutlandıran cümle şu. Nebati'nin bu milletvekillerine verdiği mülakatta veya sorularına cevap verirken. Biz diyor enflasyonu çok hızlı düşürebiliriz ama istemiyoruz. Yavaş yavaş düşsün istiyoruz. Tadını çıkaralım. Şimdi bak diye. Tadını çıkarmak için. Ama ne kadar bilinçli bir Hazine ve Maliye Bakanlığımız var. Nasıl bilinçli bir ekonomi yönetimimiz var. Nasıl planlı bir ekonomi yönetimimiz var, görmüyor musun? Hakimiz diyor, herkes rahat olsun. Rahat olsun, yavaş yavaş diyor. Arkanıza İstesek yaparız diyor. Arkanıza yaslanın, keyfini çıkarın. İstesek yaparız diyor. Bu yani bu seni rahatlatmıyor mu içini ya? Böyle kontrolü şeye hakim, sisteme hakim, politikaya hakim, bütün işte mekanizmaya hakim. Ben bu akşam kimse tutamaz beni. Evet. Kestanemi alır eve giderim, kestane kebap, acele cevap. Hiç acele etmeden enflasyonun düşmesini beklerim. Yavaş yavaş bekle, evet. Bu hava durumcuları müjde veriyor biliyorsunuz. Ne diyorlar? Güzel havalar geliyor. Evet. Bereketli havalar geliyor. Ne zamandan itibaren? Perşembe akşamından itibaren kar, yağmur yağmaya başlayacak. Evet. O bölgeye, bu bölgeye. Nereden geliyormuş o hava? Orta Doğu ve Balkanlardan. Orta Doğu ve Balkanlardan. Sen ne zamanıyla ilgilendin? Pardon, sen nereden geldiğiyle ilgilendin? Evet. Ben zamanlamasıyla. Perşembe akşamından itibaren gözünüz aydın, müjdeler olsun. Bereketli yağışlar başlıyor diye müjdeliyorlar. Bugün Perşembe, bugün bir şey daha oluyor. Ona gelelim. Bir şey daha oluyor. Ne oluyor? Ne oluyor? Şu sırada toplantıda olan... Altılı masa. Toprak Şövalyeleri değil herhalde. Altılı masaya. Ha, geleceğim biz. Altılı masadan oradan acaba müjde çıkar mı? Acaba müjde çıkar mı? Ona sonra dönelim. Ona sonra dönelim. Şimdi hayır, gelmişken şunu da konuşup da o tarafa gidelim istersen. Ben de Balkanlar hava yağışı şu bu falan deyince buraya bağlayacağını hesap ettim. Arkadaşlar da öyle hesap ettiler. Çünkü Orta Doğu ve Balkanların ışıltı, en ışıltılı gözlerinden biri. Biri bir açıklama. Sözlerinden düzeltelim. Evet, sözleri. Balkanlardan gelen soğuk hava dalgası gibi bir organize suç çeteleri dalgası ülkemizi bir faaliyet alanı haline getirmek istedi. Müsaade etmedik. Diyor ne mutlu, Süleyman çok Soylu. Çok yani ne diyor? Balkanlardan gelen soğuk hava dalgası gibi bir organize suç çeteleri dalgası. Şimdi gözünde canlandırabiliyor musun dalgayı? Etmemiş halleri buysa, ay dalga geliyor. Etmemiş halleri buysa ama bile. İşte düşün dalganın büyüklüğünü. Ancak artanlar bunlar. Bir de düşün mücadele edilmediğini. Yavuz ya, aynen. Artanlar biz, bunlar. Şimdi dalga kırıldığı halde, müsaade edilmediği halde Orta Doğu ve Balkanların, hatta bırak onu, dünyanın cazibe merkezi haline gelmişiz. Ya işte şey ama olabilir. Ama suç dünyasının yanlış dünyanın. Burada konuştuk onu. Evet, çok Yeni önemli. Zelandalı, Avustralya'da, Dubai'de ayağı olan küresel bir network uyuşturucu ağı yöneten adam da bizde yakalanıyor İstanbul'da. Ne bileyim, Sırbı yakalanıyor, İtalyan'ı yakalanıyor, Rus'u yakalanıyor. Ya Bulgarla Gürcü mafyası Rus tetikçi üzerinden hesaplaşmasını da, kanlı hesaplaşmasını Karadeniz'de da yapıyor. Trabzon'da görüyor. Trabzon'un ilçesinde. Sırp'la bilmem Arnavut mafyası da burada
çatışıyor. İşte AVM'lerde çatışmalar oluyor, villa bahçeleri kazılıyor, ceset var mı yok yani. Mu diye falan. Bu yani cazibe merkezi haline geldiğimizi, bir çekim merkezi haline geldiğimizi, artık bütün suç çetelerini buraya çektiğimizi, çekmeye başladığımızı gösteriyor ama suç hava dalgasındaymış, Balkanlardan geliyormuş. Ve müsaade edilmemiş. Ben sana bir şey söyleyeyim. Bir de edilse ne olurdu? Sen o dalganın büyüklüğünü hesap edemediğin için burada küçümsüyorsun bence mücadeleyi. O dalga çok büyük bir dalga olmalı. Ben gözümde canlandırdım, korktum yani. İçişleri Bakanlığı belli ki çok büyük bir dalgayla mücadele etti. Artanlar da şimdi toparlıyorlar. Kendi aralarındaki zaten itişmeden de bazıları gidiyor, ölüyor biliyorsun kendi kendine. Doğal seleksiyon yoluyla azalıyorlar zaten. Azalıyorlar zaten. Ya bu ne oluyor biliyor musun? Bir bakıyorsun mesela muhalefet şeyden şikayet ediyor. Uyuşturucu işinden şikayet ediyor. Ve İçişleri Bakanı'nın açıklamalarının çoğunluğu uyuşturucuyla mücadele operasyonlarına ayrılmış olarak görüyoruz. Şurada şu kadar yakalandı burada. Son dönemde yok. Farkında mısın bilmiyorum. Teessüf ederim. Yani bu iktidar kadar dezenformasyonla mücadele eden bir iktidar oldu. Yok. Peki bir de en büyük dezenformasyon ağının halay başının, troll başının ve o ağın ucunun İçişleri Bakanlığı'nda çıkmasına mani mi? Çok teessüf ederim ya. Uyuşturucuyla bu kadar çok mücadele ediliyor, edildiğine dair haberler çıkıyor ama gene de bunlar bitmiyor. Sonu gelmiyor diyorsun. Ne kadar çok olduklarını, dalganın ne kadar büyük olduğunu gösteriyor. Tabii o aslında ne kadar engellendiğini de gösteriyor. Ama bir bakıyorsun Türkiye'de muhalefet bundan yoğun olarak şikayet etmeye başladığında operasyon haberleri çoğalıyor. Muhalefet mafyadan şikayet etmeye başladığında bir bakıyorsun Balkanlardan gelen büyük dalgadan bahsediyor İçişleri Bakanı. Ama sürekli dış güçler böyle çok pis saldırdılar. Çok pis. Ama evet, püskürttük. Ya bizde de yara bere var, çizik var. Evet yani işte paramız pul oldu, ekonomimiz o oldu, tökezi, şahlanamadık, milat gerçekleşmedi filan ama siz bir de onları görün. Ya. Siz bir de sen bir de karşı tarafı gör. Aç mı açıklamak? Bu ama iyi mantık. Bir gece yarısı dükkana sığınıp da üstü başı kan içerisinde saldırıya uğradığını söyleyen Erzurum'da bir vatandaşa polis çağrılıyor. Polis geliyor. Saldırıya uğradığını söylediği metruk sokak ve metruk bina ve sokakta arıyor tarıyor, kimseyi bulmuyor. Bulamıyor. En sonunda işte sokak kamera görüntüleri, kişinin ifadeleri falan sonrasında anlaşılıyor ki kafası biraz güzel. Kafası iyi. Kafası iyi, kendi kendine yapmış. Çünkü dükkana sığındığında diyor ki saldırıya uğradım, 3 kişi tarafından öldürdüm birisini falan diyor. Gidip ölüyü arıyor polis. Ya bir de onları görün diyor, benim üstüm başım kan. Meğer kendi kendine yapmış onu. Bu bizim hikaye de biraz oraya doğru gidiyor. Ama işte Sayın Bakan veya iktidar yetkilileri Türkiye'de bazı noktalarda özel önem atfedebiliyorlar, bir takım paylaşımlar yapabiliyorlar. O özel önem atfedilen alanlardan birisi de biliyorsun muhalefet, altılı masa, altı üstünde altı altında falan diye herhalde son dönemde tarif ediliyordu. Değil mi? Altı mı, yedi mi, sekiz mi, dokuz mu, on mu belli değil falan diye Cumhurbaşkanı'na söylüyordu. Altında bir şey aranıyor. Bir şeyin altında bir şey aranmıyordu ama. Yani, buzağının aranmayacağı bir yer vardı ama. Ama yani, bunun altında bir şey aranıyor. Onlar ya da süt sağlamayacak bir şey vardı. Tekeydi galiba o. Peki tamam. Sen herhalde bir müjde bekliyorsun. Onun için demin şey yaptım. Bir ya, kaç dakikamız var? Bir 15 dakikamız var. Hava durumcular müjdeyi verdiler. Perşembe akşamından itibaren bereketli yağışlar geliyor. Kar ve yağmur olarak dediler. Perşembe akşamı deyince acaba yani tesadüfe bak dedim. Alakası var mı? Oradan da bir müjdeli haber çıkar mı muhalefete? Ya kendileri açısından müjdeli bir ne bekleniyor? Ne olabilir? Orta aday. Bekliyorum. Yani acaba çıkar mı? Fakat benim beklentim yüksek değil. Hemen cevabını vereyim kendi adıma. O, ne çıkacak bilmiyorum. İyi Parti lideri Akşener'le Diyarbakır ve Şanlıurfa'daydım. Adayı, ismi ilk kez artık bu toplantıdan itibaren konuşmaya başlayacaklarını söyledi. Yazmıştım bunu. Fakat bu toplantıdan sonuç çıkmayabileceğini de söyledi. Yani hemen bu toplantıdan. Bunun bir toplantı, belki birden fazla daha toplantı gerektirebileceğini de anladım ben söylediklerinden.
Evet, yani artık isim konuşmaya başlıyorlar. Kim ortak aday olacak? Şimdiye kadar ortak aday seçilirse nasıl yönetecek üzerinde çalıştılar. Ve 30'unda da onu anlatacaklar işte Ankara'daki lansmanda. Onu açıklayacaklar. Evet. Ortak politikalarının ne olacağını. Hem hükümet politikasını hem de geçiş sürecini nasıl yürüyeceğini anlatacaklar. Ya bir nevi eğer kazanırlarsa uygulayacaklar hükümet programını iş bölümü ve eylem planı olarak açıklayacaklar. Bu geçiş süreci de önemli. Biz dinleyenler açısından da belki hatırlatmakta fayda var. Bu da çok tartışıldı. Yani İşte Cumhurbaşkanı yardımcıları mı olacak, bir kurul mu olacak, nasıl yürüyecek sistem gibi İyi Parti'nin söyledikleriyle diğer partinin söyledikleri arasında biraz farklılıklar vardı. Bu toplantı o açıdan da kritik. Yani orada son nokta konulacak anladığım kadarıyla. Hatta şöyle şeyler de söyleniyor. Mesela 30'undaki toplantıda bir takım kritik noktalara yapılacak olan atamalar da isimleriyle açıklanabilir diye. Yani iktidarın ne kadar hazır olduklarını anlatmak açısından böyle şeyler, yani, böyle hazırlıklar yapıldığını anlıyorum. Tepe yönetime getirecekleri kadroları da evet, açıklayacaklar diyorsun kritik kurumlar. Öyle bir olabilir. Hazırlık yapıldığına ilişkin de bilgiler var. Doğru mu bilmiyorum ama bir kazayla da karşı karşıya kaldılar bugün doğrusu. Cihan Paçacı kazası. Evet, Cihan Paçacı. Onu önceki yayında çok konuştunuz galiba. Ben epeyce tabii biraz Ankara'ya da bağlandık, üstünde durduk. Bu mesele nasıl oldu? Şimdi enteresan bir şey Akif. 10.50'de Habertürk'te yazı sisteme konuluyor. 12'de toplantı başlıyor. 1 saat 10 dakika sonra toplantı. İyi Parti'de toplantı ve Kılıçdaroğlu'nu Cihan Paçacı karşılıyor Meral Akşener'le birlikte. Anlatabildim mi? Çok ben, enteresan bir tablo ben yani. Şimdi şuraya da verin arkadaşlar da beraber izlerken ben görüntülere hiç bakmadım. Paçacı'nın görüntüleri de karşılayan 12'de çünkü olduğunu... toplantı. 12-3-5 evet, kala geliyor Kemal Kılıçdaroğlu ve geldiği noktada önce Akşener kapının önünde karşılıyor. Hemen binanın girişinde de Cihan Paçacı, şuraya verebiliyor musun? Çok manidar tesadüfler gibi mısın yani? Bak Cihan Paçacı arkasında. Doğru, Kemal doğru, Kılıçdaroğlu. Doğru, haklısın. Yanında da Koray Aydın var yani ikisiyle birlikte. Evet. Şimdi biraz daha net göreceğiz burada. Kılıçdaroğlu iniyor, Meral Akşener karşılıyor. Bir fotoğraf veriyorlar. Kapı açıldığında hemen Cihan Paçacı'yı görüyoruz. Şimdi Cihan Paçacı'nın Kılıçdaroğlu yazısı şeyi var, mülakatı var. Ve bu toplantı saat 12'de başlıyor. İstifa 4'te 4 çeyrekte geliyor. Akşener içeride liderlerle birlikte, bak gördün mü hemen evet, yanında. Nasıl anlıyor bu şey? Bizim işte KLT'nin Ankara temsilcisi Selen diyor ki Akşener, Cihan Paçacı tartışmalar üzerine mesaj gönderiyor Akşener'e, gerekirse istifa edebilirim diye. Akşener de istifa etse iyi olur gibi bir şey kullanıyor. Rahatlatıyor toplantıyı. Evet. Paçacı'nın açıklamasından, evet, genel başkan yardımcılığından istifa açıklamasından anlaşılıyor bu zaten. Biraz bana yalnız İYİ Parti içinde de sanki böyle bir tartışma yaratmış gibi geldi. Şöyle. Yani liderlerin talebinden ziyade. Çok affedersin söyle. Cihan Paçacı çünkü Kılıçdaroğlu'yla da arası en iyi olan İYİ Partililer arasında. Bütün bu ittifak oluşumlarında çok etkili bir isim. Altyapısını hazırlayan. Yani öyle randevusuz olarak CHP'de görüşmeler yapabilen bir isim olduğu için, bir de Akşener'e de çok yakın bir isim. Doğrusu ben şaşırdım biraz. İstifaya mı şaşırdın, açıklamasına mı şaşırdın? Açıklamasına şaşırmadım. Çünkü kendisinden aynısını duymuştum daha önce. Ama bu... Bana yabancı gelmedi. Bana yabancı gelmedi. Ama bu böyle hani yazılsın diye anlatılan şeyler değildi o dönemde. En azından bana öyle söylemedi. Yani yazılabilir kaydıyla anlatmadı. Acaba yani gene off the record yaptığımız bir sohbet sırasında bunları anlattı. Evet. Ya İYİ Parti yönetiminde seçilebilir aday kriteri konusunda bir tartışma olduğu, bu seçilebilir aday kriterini Kılıçdaroğlu'nun karşılayıp karşılamadığı konusunda bir tartışma ve tereddüt şüphe olduğu biliniyordu. Ona bir genel başkan yardımcısı ismiyle cismiyle söylemiş oldu. Evet, kamuoyuna açık bir şekilde söylemiş oldu. İYİ Parti Genel Merkezi'nin havasını nabzını yansıtıyor. Fakat hem de böyle bir toplantının İYİ Parti'nin ev sahipliğinde yapılacağı gün isim ya konuşmaya başlanacak. Bunun kırıcı, incitici, nezaketsiz bir duruma yol açmış olabileceğinden hareketle muhtemelen istifası kabul edildi ve o da istifa etmeyi teklif etti. Yani çünkü öbür türlü biz Gezi'de yazdım ben bunu, sorduk Sayın Akşener'e. Dedik ki, Deniz Zeyrek sordu, Deniz de oradaydı. Başka türlü de sorduk da Yekten sordu. Kemal Bey'e de sordum.
Akşener sizi istemiyor mu diye. O da hiç öyle zannetmediğini ama bunu Akşener'e sorması gerektiğini söylemiş. Bunu aktardıktan sonra Deniz şimdi size de soruyorum dedi. Kılıçdaroğlu'nu istemiyor musunuz? Evet. Kılıçdaroğlu'nu istemiyor musunuz dedi. Ne beklersin mesela? Bir sonraki toplantıda ev sahipliği yapacak. Bunu anlatıyor. O toplantıda da ilk kez isim konuşulmaya başlanacak. Bunu da söylüyor. Ne demesini beklersin? Ya öyle değil, daha konuşacağız filan. Hiç cevap vermedi. Geçiştirdi. Ya öyle ya da böyle bir şey demedi. Kılıçdaroğlu soruların tamamını geçiştirdi. Geçmişte yaptığı röportajlarda da. Yavaş ve İmamoğlu'nun masada olabileceğini, bunlara itirazların olmayacağını söyledi hep. Ama Kılıçdaroğlu sorularına cevap vermemeyi tercih etti. Hepsini de geçiştirdi. Dolayısıyla orada bir gerilim biriktiği belli, açık. Malum, bu sır değil. Fakat İYİ Parti kendi ev sahipliğinde bu isim konuşmaya başlanacak bir toplantıyı yaparken Genel Başkan Yardımcısının böyle söylemesi en azından şık kaçmamıştır. Ki CHP'den bu yönde bir şey geldi. Akşener kendi rezervlerine, tereddütlerine, yani bu mutlaka adayımız kazanacak ve Cumhurbaşkanı olacak diyor. İddiasını sürdürüyor. Gene söyledi bize. O zaman seçilebilirlik kriteri en öncelikli kriter haline geliyor ismi belirlerken. Şimdi bu konudaki tereddütlerini vesairesini şimdiye kadar kendine sakladı. Yani imaen ya da genel merkezden yayılan havadan filan anlaşıldı bu ama nezaketen altılı masada konuşulması gereken bir şey diye bunu yansıtmaktan, söze dökmekten kaçındı. Bize de onu yaptı. Biz sonra takip soruları yönelttik. Ağzından laf almaya çalıştık. Fakat yani masada konuşulacak şeyi bize söyleyemeyeceğini, bunun nezaketsizlik, saygısızlık olacağını belirterek o gerekçeyle konuşmadı. Şimdi o konuşmazken ve genel başkanların daha önceki bazı kazalardan dolayı CHP'de de İYİ Parti'de de yönetime, genel başkan yardımcılarına filan bu konulara girmemeleri konusunda talimat verdiğini, uyardığını da biliyoruz. Ona rağmen böyle bir durumun ortaya çıkması muhtemelen bu sonucu getirdi. Kaçınılmaz hale aslında getirdi. Aslında içeriye kaçınılmaz anlamında değil, içeriye yabancı veya içerikten şaşırmış olma ihtimali de yok. Meral Akşener'in İYİ Parti'de konuşulan şeyler. Söylediği de eğer Kılıçdaroğlu adaylıkta ısrar ederse biz de kendi adayımızı çıkartırız bir şey. Biz burada biraz bunun üzerinde de konuşmuştuk, hatırlarsın. Konuştuk. O kulisler üzerine. İki, o kulisler İYİ Parti kaynaklarıydı iki zaten. Aynı yani şey. Bir tünel oradan, evet, bir tünel buradan. Temel'in şeyi gibi eğer ortada denk geldi gelmedi iki tünelimiz olur diyor ya fıkradaki gibi, eğer çıkardık ortak aday, çıkaramazsak iki adayımız olur. Görüşü ama o da Akşener olmayacak, nasıl olacak falan gibi bir tartışmalı bir durum yani o. Ama dediğim gibi yani, Akşener nezaket icabı, evet. Şimdiye kadar bunu söze dökmekten kaçındı, herhalde ondan dolayı böyle oldu. Bakalım yani iki tünel mi, altılı masanın iki o adayı mı olacak? Bu önemli bir toplantı. Adayımı. Sonucuna bakmamız lazım değil mi? Yani o Metin bize bir şeyler söyleyecek şimdi. Kesinlikle. Çok önemli yani. Bir şey anlaşılır oradan. Özel yayınlar da var KRT'de. Bizi izleyenlere söyleyelim. Toplantı bittikten sonra o açıklama yorumlarıyla birlikte siyaset izleyen, yakın izleyenlerin canlı yorumlanacak. Canlı yorumlanacak yani. Burada çok sıcak bir şekilde. Şimdi arkadaşlar şu Bernardeç'in de bitirelim. Çok hukuk konuştuk. Konuşmamız da lazım. Çünkü Bernardeç'in bir paylaşım yaptı. Bernardeç'in paylaşımında kendisine hakaret eden birisinin nasıl hakaret ettiği de var. Bununla ilgili takipsizlik kararı da var. Yani ahmaktan yola çıkarak ahmak hakaret sayılıyor Türkiye'de. Bu ne kardeşim diyor Bernardeç'in de doğal olarak. Şimdi onları okursam burada lütuf ceza verir. Onları okumayalım zaten ama bir isim merak eden baksın Bernardeç'in. Kamuoyu adına kovuşturmaya yer olmadığına, yani bunun dava edilmesine, davaya evet. dönüştürülmesine ve yargılanmasına gerek olmadığına karar verilen metinde, savcı metninde çok enteresan değil mi? O ifade var, o küfür geçiyor, sinkaplı dediğimiz. Evet. Bayağı bildiğiniz hani sunturlu küfür cümleleri, sinkaplı, belaltı küfür cümleleri. Biz ama burada söylersek ceza verir. Direkt ceza verir. Direkt kapatayım. Mahkeme koşturmaya gerek yok. Savcı bunun cezai açıdan cezalandırmak için soruşturmasına gerek görmedi. Çok güzel. Ama ahmak büyük seçimle gelmiş İstanbul gibi bir şehrin belediye başkanının siyasetten yasaklanmasına
hapse sokulmasına yetecek büyüklükte bir hakaret. 2 yıl 7 ay hapis cezası almasını gerektirecek ağır bir hakaret suçu. Çok. Onun için ama onu söyledim burada bir daha birini hedef alarak söylemedi değil mi? Dilime mesela şunları okuyamadın. De, şunları okuyamadın. Takipsizlik verilmiş. Kalktın şunları okuyamadın. Ceza almış. Hocam, hakareti sen burada... Takipsizlik şu demek, o sinkaplı küfrü istediğine edebilirsin serbest. Serbest. Peki. Ama ahmak diyemezsin. Siz yine de istediğinize sinkaplı küfür etmeyin çünkü... Pardon kimin... gene ahmak dedim ya. Ya bak... Kimseye de ahmak, ahmak demeyin. Ya ahmak dememek gerektiğini söylerken gene ahmak demiş bulundum ama bak bir daha çıktı ağzımdan. Bir daha. Başkanım tam başkan diyecekken böyle ağzından milyon tane daha başkan çıkar ya... Ayakkabı parlatsan inceliklerini konuşacaktık. Kimin? O böyle bir şey işte. Başkanım evet, derken ağzından onlarca, yüzlerce daha başkan çıkar. Kimin söylediği önemli Türkiye'de. Ne söylendiğinden ziyade kimin söylediği önemli. Onun için dikkat etmekte fayda var diyelim. İzleyenlere teşekkür ediyoruz efendim. Biz salı günü. Sen yarın yine buradasın. Ben yarın buradayım. Bizim programımız salı günü. İstirahat etmiyor musun? Evde dur bazen ya. Ya bir şey var. Yönetici var burada. Benim mahvediyor bildiğin gibi değil. Evet çok çalıştırıyor artık onu Fikret tekrar. Mi? Fikret gözetiyor mu? Ismi. Gözetiyor mu peki seni? Bilmiyorum çok gözettiğine de şahit olmuyoruz ama nasıl olacak? Bu ne yiyor işte? Ne içiyor? Ne taş mı yiyor? Ağaç kökü mü kemiriyor? Falan sen de var mı öyle bir hani ilgi alaka sana karşı? Eğer çifte standart varsa itiraz edeceğim. Yani şöyle söyleyeyim ben de anlamaya çalışıyorum. Sana bir ilgi alaka varsa ben itiraz edeceğim. Peki o zaman biz soruyorum. Birlikte itiraz onun edeceğim. Onun için soruyorum. Teşekkür ediyoruz izleyenlere efendim. Salı günü sende dersin var. Yarın saat 17'de haftanın son programında beraber olalım. Gündemi konuşalım. Hoşçakalın. Hoşçakalın.